Tonguç Akademi 13. sınıf kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Fonksiyon çeşitleri, fonksiyonlarda 4 işlem konusunda sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar yeni hafta bomba gibiyiz ve her zaman olduğu gibi her zaman olacağı gibi takvimimize bakalım. Bugün günlerden 7 Ekim pazartesi fonksiyonu yapacağız. Sonrasında yavaş yavaş artık... Birinci dönem birinci yazılı kampına doğru ilerliyoruz. Sizi sitesi sokmak gibi olmasın ama Yavaş yavaş yazılılar yaklaşıyor arkadaşlar. Ama sizin için bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü siz hafta hafta burayı takip ediyorsanız ve izliyorsanız her şey çok güzel olacaktır. Sizin için yazılılar çok kolay gelecektir diye düşünüyorum. Evet vakit kaybetmeyelim başlayalım. Fonksiyonların problemini çözer, kavramını açıklar. Öğrenme çıktıları bizim için önemli. Artık yeni bir flat'ta bunu çok görüyoruz. Ve neyi göreceğiz? Anahtar kelimeler. Burada birebir fonksiyon, birim fonksiyon, doğrusal fonksiyon. Hepsini göstereceğiz. Bunların hepsini anlatacağız. Peki temel kabullerimiz Neyi bilmen lazım arkadaşım? Aritmatik işlemleri yapman lazım. Dört işlemi yapabilmen lazım. Rasyonel sayılarda tanımsızlığı bilmen lazım. Çift dereceli köklü ifadelerin işlerinin negatif olamayacaklarını bilmen lazım. Bilirsen fonksiyonda rahat edersin diyor. Şimdi arkadaşlar geldik artık fonksiyonun muhabbetine. Fonksiyon kavramının başı biraz karışık gelebilir size. Çünkü ilk defa görüyorsunuz. Ve fonksiyon bu arada çoğu öğretmene göre matematiğin en önemli konusudur. Çünkü her konunun altyapısını oluşturur derler bundan sonraki. Bakın şimdi A kümesi boş küme olmayacak. B kümesi boş küme olmayacak. Bu cümleyi geçelim. A kümesinin her bir elemanı her bir elemanı dikkat burayı yavaş geçeceğim. B kümesinin yalnız bir elemanıyla eşleşecek. Eşleyen bağıntıya. Ne diyoruz biz? A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon diyoruz. Yapacağımız olay şu. A kümemiz var. Söylediğimiz gibi B kümemiz var ve A'nın her elemanı, bakın her bir elemanı herkes tanım kümesindeki herkes gidecek. Nereye gidecek? B kümesindeki yalnız bir elemana gidecek. Herkes bir elemana. Herkes bir elemana. Herkes bir elemana. Bakın kime gittiği önemli değil. Yeter ki bir kişiden bir tane ok çıksın. Bir ok çıkacak ve karşıya gidecek. Karşıda bunlar ayrı ayrı bir kişiye gidebilirler mi? Gidebilirler. Bir sıkıntı yok. Ama sakın ve sakın bir kişi B mesela hem bire hem ikiye gitmeyecek. Mevzu bu. Ve unutmayın, biz bu ilk kümemize tanım kümesi diyoruz elemanların gittiği kümeye ve elemanlarımızın yani bizim elemanlarımızın olduğu kümeye gittikleri yere de büyük kümesine değer kümesi diyoruz cevapların olduğu yere de görüntü kümesi diyoruz. Bizim tanımımızdaki elemanlar var ve aynı da görüntüleri var. Bu görüntüler de bizim için görüntü kümesi. Ve bizim A kümesi tanım kümesi biraz önce söylediğim gibi bakın tanım B kümesi bizim için değer kümesi. Bütün değerler orada arkadaşlar dikkat edin. Bir de f A diye bir küme var. Yani fonksiyon dediğimiz olay var. Fonksiyon dediğimiz bir şey var. Şöyle gösteriliyor. fx eşittir y diye. Ve bu fx eşittir y'de sen x'in yerine neyi koyuyorsun? Her zaman a kümesindekileri koyuyorsun. Cevaplar da nerede olacak? Değerin içinde bir yerde olacak. Kesinlikle orada olacak. Bir küçük küme de olabilir. Hepsi de olabilir fark etmez. Bakın burada bir küçük küme. 1 ile 2. Ve ne olacak biz de buna ne diyoruz? Görüntü diyoruz. Görüntü kümesi. İşte mevzu 3 tane tanım kümesi. Değer kümesi ve görüntü kümesi. Görüntü kümesi nerede? Her zaman değer kümesinin altında. Ve fx, fx eşittir y'yi unutmayalım. X'ler burada, y'ler de burada bir yerde. Devam ediyorum. Bakın fonksiyonun içine sen a koyarsan, tanım kümesinde a'yı koyarsan fonksiyon içine cevap çıkar. Cevap kimmiş? Birmiş. Devam ediyorum. Fonksiyonun içinde b koyarsan, tanım kümesinden b'yi koyarsan cevap neymiş? İkiymiş. Fonksiyon içinde C'yi koyarsak fonksiyon içinde tanım kümesinden cevap ne çıkıyor? Yine 2 çıkıyor. Bir, bir fonksiyon mudur? Fonksiyondur. Herkes gitmiş ve herkes kendi içinde birer kişiye gitmişler. Bunu kaçırmayalım. Geldik buraya. Tanım kümesinde başta eleman kalmayacak arkadaşım. Boşta eleman kalmaz. Bak herkes gidecek. Her eleman sadece bir görüntüsü olacak. A kümesinde çocukların, B kümesinde annelerin oluşturduğu kümeye oluşturduğu kümeler olsun diyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Hemen buradan şöyle yapabiliriz. Ali'nin annesi Aylin olabilir. Beril'in annesi de Aylin olabilir. Canın annesi Nermin olabilir. Dilara'nın annesi Kübra olabilir. Bakın ben ne yaptım? Böyle bir küme tanımladım. Böyle, daha doğrusu kümeler vardı. Ben böyle bir fonksiyon tanımladım. Yani burada senin tanım kümende çocuklar... ...görüntü kümende, değer kümende de... ...anneler vardır diye düşünebilirsin. Bakın ne diyeceğiz bir çocuğun iki annesi olmaz. Bir çocuğun kesinlikle ve kesinlikle bir annesi vardır. Ama iki çocuk da aynı anneye sahip olabilirler, kardeş olabilirler. Bunu sakın unutmayın. Bu da böyle aklınızda kalması için sosyal bir anlatım olarak da düşünebilirsiniz. Ama benim aklımı bunlar daha çok karıştırıyor. Çok basit bir mevzu. Herkes gidecek. Herkes kendi içinde bir yere gidecek. Kendi içinde bir yere gidecek. İki, iki kişi bir yere gidebilir mi gider. Ama bir kişi iki yere gidemez. Ve burada da boşta boşta çocuk kalamaz. Ha şunu da söyleyelim bir de. Gördüğünüz gibi anneye gittiler. Peki annesiz çocuk olur mu? Olmaz. Her çocuğun bir annesi vardır dedik. Bunun bunun gibi şeyleri aklımızda tutabiliriz. Geldik buraya. A2'ye gitmiş. B3'e gitmiş. C3'e gitmiş. Ama 4 boşta kaldı hocam. Bakın burada boşta kalmasının hiçbir önemi yok. Önemli olan tanım kümesi boşta kalmayacaktı. Fonksiyon mudur? Fonksiyondur. Geldik bir sonrakine. 1 B'yi A'ya gitmiş. 3 B'ye gitmiş. 2 nerede abicim? 2'ye giden kim? 2'ye giden yok. O zaman ne yapıyorsun? 2 bir fonksiyon değildir. Geldim B B bir fonksiyon değildir. Geldim buraya. E D 1'e gitmiş. D aynı zamanda 2'ye gitmiş. Baştan saçmaladın sen. Çünkü niye? Herkes gidecekti ama herkes bir kişiye gidecekti. Sen ne yaptın? Saçma sapan bir şey yaptın dedik geçtik. 1 D'ye gitmiş. 2 E'ye gitmiş. 3 F'ye gitmiş. 4 G'ye gitmiş. Herkes gitmiş ve herkes bir kişi ekmiş. Ama hocam 4 burada boşta kaldı. Ama hocam burası doldu. Hiçbir önemi yok arkadaşım. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın 3 elemanlısın. Senin değer kümen iki elemanlı olabilir. 2 de B'ye gidebilirdi. Ama keşke gitseydi o zaman fonksiyon olurdu. Ama bu şekilde fonksiyon değildir. Geçtik bir sonrakine. Şimdi burayı çok iyi dinleyin. Asıl matematik için önemli olan yer burası. Şimdi arkadaşım tanım ve değer kümelerini görürsün. Tanım kümem kim? Doğal sayılar. Doğal sayıları yerine koyacağım ve cevaplarda ne olacak? Bir doğal sayı olacak. Yani demek istediği şey şu. 1'i, 2'yi, 3'ü, 0'ı sen x'in yerine koyduğunda 4'ü, 5'i cevapların da doğal sayı olması lazım. Yani karşıda da doğal sayılar kümesine gidiyor musun? Onu soruyor sana. Mesela 0'ı koysan 3. Bakın 0'ı koyduk. 4 kere 0, 0 artı 3, 3. Biri koysan 4 kere 1 4 3 3 ile topladı 7. Bak hep ne yapıyor? 0'ı koydum 3'e gidiyor. 1 7'ye gidiyor. 2 koysam 11'e gidiyor. Bakın 0 3'e gitti. 1 7'ye gitti. 2 11'e gitti. Ve fark ediyorum ki her defasında ne olacak? Doğal sayı koyduğumda bir doğal sayıyla eşleşecek. Hiçbir sıkıntı yok. Ama hocam burada 0 1 2 vardı. Bakın değer kümesinde boşta eleman kalabilir. Ama yeter ki burada eleman kalmasın. Ama hocam 5'i 4'ü 3'ü bıraktın. Bırakmadım. Devam ettirmedim yani orayı anlaman için. Geldik buraya. Diyor ki tam sayı koyarsan doğal sayılara gider mi diye soruyor. Bakalım 2 koydum. Ha bir dakika 2 kere 2 4 7 çıktı. Eksi 3. Bir kere baştan daha tanım kümesindeki 2 karşıda kime gidiyor? Eksi 3'e. Bir dakika karşıda eksi 3 olsa gidecekti. Ama ne var burada? Gördüğün gibi doğal sayılar var. O zaman gitmez dediğim. Geldik buraya. Reel'den reel'e gidiş var mıdır bakalım? Çok güzel bir mevzu. Reel'den reel'e gider mi? Sanki herkes konulabilir gibi geliyor ama reel'de şöyle bir mevzu var ki... ...eksi 2 diye bir sayı var. Eksi 2'yi koyarsan 1 bölü 0'dan dolayı tanımsız olur. Reel sayılarda öyle bir sayı olmadığı için ne yaptık biz de? C şıkkının da olmadığını söyledik. Devam ediyorum. Re artıdan gidiyor mu bakalım? Evet doğru... Çünkü burayı eksi 4 sıfır yapıyor. Ama reel sayılar diğer her reel sayı koyarsam cevabım yine bir reel sayı olacaktır dedim. Ve bu soruyu geçtim. En geniş tanım kümesi demek şu demek arkadaşlar. Sen x'in yerine ne koyarsan sıkıntı çıkar. Onun haricindeki herkes benim tanım kümem olabilir. En geniş tanım kümesini bu şekilde yazabilirim diyor. Bakın x kare artı bir. Sen burada ne koyarsan sıkıntı olur. Hiçbir şey sıkıntı olmaz arkadaşım. O yüzden burada benim nedir arkadaşım görüntü evet, en geniş tanım kümem reel sayılardır mesela burada ne koyarsan sıkıntı çıkar matematiğin en büyük sıkıntısı rasyonel sayıların paydasının sıfır olamaması o zaman nedir arkadaşım x eksi 3 eşit değil sıfır x eşit değil 3 olacak o zaman ben de ne diyorum bunun en burada bu arada şunu unutmayalım o zaman benim buradaki de en geniş tanım kümemde ne olacak? Yine reel sayılar olacak. Ama bu sefer ne yapıyorum? Sadece ve sadece üç elemanı çıkartıyorum. Üç elemanı haricindeki herkes ne olacak? Benim buradaki fonksiyonumun değeri olabilir diye düşünüyorum. Bak olabilir. En geniş tanım kümesi demek neler yazabilirsin? Neler olabilir diyor. Unutma arkadaşım burası nedir? İkidir. Kökün derecesi gözükmüyorsa ikidir. Ve çift derecedir. Çift derecelilerde önemli olan şey neydi? içerinin eksi olmamasıydı. Yani sıfırdan büyük eşit olacaktı. O zaman attım karşıya. Eksi 12 artı 12 diye geçti. Her tarafı ikiye böldüm. Ne yapmış oldu? 6 olmuş oldu. O zaman sayım benim ne olacak? 6'dan büyük eşit olacak. Ben de o zaman en geniş tanım kümesinde ne derim? 6 ile sonsuz arasındaki her şey derim. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Aklımızda olsun. Geldik bir başka mevzuya. Aa, kümesi boş küme değil. B kümesi boş küme değil. E değilse tabii ki de o zaman M tane eleman olsun. N tane eleman olsun diyor. Ve A kümesinden B kümesinden N üzeri M tane fonksiyon tanımlanabilir diyor. Bakın N benim değer kümem. M benim tanım kümem. O zaman mesela ezberden yaparsak ne olacak? Burada dört tane eleman var. Burada üç tane eleman var. Bunun cevabı ne olacak? 4 üzeri 3 yani 4 kere 4 16. 16 kere 16 216 dedik ve olayı bitirdik. Ama lakin ki pardon 4 dördün e, dördüncü kuvvetini aldık biz çok özür dilerim. Hemen düzelteyim. Dördün üçüncü kuvveti ne olacak? Dört kere dört on altı. Bir tane daha dörtle çarptık. Altmış dört oldu. Bir an yanlışlıkla dördün dördüncü kuvvetini aldım. Dört üzeri üç yazmama rağmen. Buradaki mantığı anlatalım. Bakın arkadaşlar şimdi benim elimde bir A kümesi bir de B kümesi var. Mantığı nereden geliyor? Ezber yapmayalım. Hemen burada da A, B, C, D var. Dikkat edin şimdi. Birinci eleman kaç elemana gidebilir? istediğine gidebilir. Bir kişiye gitmek şartı var ama olabilecek bütün fonksiyonları yazacağım için. Bir, istediği dört kişiye gidebilir. İki, istediği dört kişiye gidebilir. Üç, istediği dört kişiye gidebilir. Ve ben bu şekilde farklı farklı dört kere dört kere dört... 64 tane farklı fonksiyon yazabilirim. Ama hocam bir B'ye A'ya aynı anda aynı anda demiyorum bakın. Bir A'ya giderken iki A'ya gidebilir, üç de gidebilir. Bir A'ya giderken iki A'ya gidebilir, üç B'ye gidebilir. ...bir A'ya giderken, iki A'ya giderken... ...üç C'ye gidebilir. Bunların hepsini böyle... ...tek tek, tek tek sayarsan... ...dört kere dört kere dört, altmış dört eder... ...dedim, geçtim. Fonksiyonda... ...değer bulma... ...kuralı verilen fonksiyonda, istenilen F'a... ...yani F3, F5 gibi değerini bulmak için... ...fonksiyondaki değişkene uygun değerleri verirsin. Ne diyor bana? F4'ü bul diyor. E arkadaşım çok kolay yapacağım işte... E bak şimdi... ...X deyince, ben şunu çok önemsiyorum... ...oku bak burada ne yazıyor içeridekinin kübünü al. içeridekini topla ve 2 çıkart. E bakalım. Buradaki x'in yerine 4 yazarsan. E x, x'in kübüydü. İçeridekinin yani x'in kübü, içeridekinin kübü. 4'ün kübü artı x içeridekiydi. O zaman 4 eksi 2. O zaman ne olmuş oldu? 64 artı 4 daha 68. 2 çıkarsa 66 olmuş olacak. Bu da aklımızdan çıkmasın. Değer bulma çok kolay bir mevzu. Hemen yaparsın. Yalnız dikkat edin. Bak çok dikkat edin. Yine yazıyorum. F2x artı 3 eşittir x kare artı 3x. Buraya çok 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 dikkat edin. Biraz önce söylediğim gibi adam ne yapmış? İçeridekine bir şeyler yapmış olmalı. İçeridekine ne verirsek ne olur diye baktığımda Bakın benden... ...içerinin eksi 7 olmasını istiyor. F, F. Parantez, parantez. Parantez, parantez. 2x artı 3... ...eksi 7. O zaman... ...hemen şuraya gel bakalım. 2x artı 3 ne olmasını istiyorsun? Eksi 7. Attım karşıya. 2x ne olmasını istiyorsun? Eksi 10. Her tarafı 2'ye böldüm. Ne olmasını istiyorum? Eksi 5. Şimdi çok... ...dikkat et. Şuraya... ...bir ara bir yazı yazmanız lazım. Bu yazı yazmayı lütfen iyi öğrenin. O da şu x eşittir eksi 5 için. Bakın x eşittir eksi 5 için e, yazarsanız 2 kere eksi 5 eksi 10. 3 daha eksi 7 eder süper. Burayı yazdık. Yani x'e eksi 5 verdik. E burada bakın x'in yerine eksi 7 koymadık. x eksi 5 için diyorum. O zaman ne yapacağım? Eksi 5'in karesi artı 3 kere eksi 5 olmuş oldu. Devam ediyorum. Eksi 5'in karesi 25 artı 3 eksi 5 ile çarpılırsa eksi 15'ten dolayı cevabımız ne olmuş oldu? 10 olmuş oldu. İşte mevzu bu kadar basit arkadaşlar. Çok önemli bir mevzu. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Geldik bir sonrakine. Bu sefer de diyor ki A kümesinde bir şeyler var. Bakın bu ne demekti? Görüntü demekti. A kümesinde bir şeyler var. Onları yerine koydum mu? Cevaplar bunlar olacak diyor. Mesela ne demek istiyor? A kümesinde a kümesinde 1 a diye b diye C diye ve d diye 4 tane cevap olduğuna göre d 4 tane eleman var Demek ki. Bunları koyduğumda cevaplarda diyor ki eksi 9'a gidiyor. Nerede? Bir b kümesinde. E kardeşim o zaman f a eşittir 4a eksi 1 mi? O da eksi 9 muymuş? E o zaman buradan at karşıya eksi 1 artı 1 oldu eksi 8. A da buradan eksi 2 mi oldu? A eksi 2 olmuş oldu. Demek ki ben burada şu muhabbeti biliyorum ki bu adam eksi 2'miş. Devam ediyorum. Mesela B koyduğumda da 4B eksi 1 eşittir 7 olduğuna göre at karşıya 4B eşittir 8 olduğuna göre B ne olmuş oldu? 2 olmuş oldu. O zaman demek ki artık benim için B2'ymiş. Artık mevzuyu anladım. Karşıya eksi 1 at 4'e böl. Karşıya eksi 1 attım uzatmayayım diyorum ama yine de yazayım. 4A eksi 1 eşittir 23. Ha bu arada 4C. Çünkü C verdiğimizde de. Şunları göstersek güzel olur aslında. Bakın 7. C kime gidiyormuş? 23. D kime gidiyormuş arkadaşım? 31. O zaman şöyle diyelim mi? 4C eşittir 24. Her iki tarafı 4'e böldüm. 6. O zaman ne olmuş oldu? Benim C dediğim şey 6 olmuş oldu. Fonksiyon tanım kümesini bulun diyordu. Eksi 2, 2, 6. Son bir tane de farklı renkte gösterelim onu. Ne diyorum ben? 4D-1 eşittir 31. Eksi 1'i karşıya attım. 4D eşittir 32. O zaman ne dedim? D eşittir 8 dedim mi? Dedim. O zaman D de benim için neymiş? 8'miş. Hiçbir özelliği yok bu arada. Ben sadece ne yaptım? Renkli olsun diye yazdım. Sonuncusunun farklı renk olmasın sebebi burada alt alta yeşiller karışmasın diyeydi. O zaman bu soruyu da böyle güzel gene geçmiş olduk. Bize neyi soruyordu? A kümesini soruyordu. A kümesini bulun diyordu. Bulduk işte. A kümesi eşittir. Süslü parantez. Eksi 2, 2, 6 ve 8 olarak göstermiş olduk. İşte bu kadar. Geldik bir sonrakine. Çok dikkat edin. Çok çakal bir soru. Ben her zaman söylerim. Matematikte biraz şüpheci. Bu neden böyle diye şizofrenci derler ya. Öyle bir bakış açısı atma, atma, atmanız lazım. O zaman ne diyoruz bakın F'in içinde X kare artı 5X ile sen 3X kare artı 15 arasında bir ilişki kurabiliyor musun? Bakın 3 parantezini alsan X kare artı 5X geliyor dikkat artı 7 dışarıda. Lütfen buraya dikkat edin şimdi. Bakın bu dediğimi unutmayın bu dediğimi unutmayın fonksiyonda e, fonksiyonda değişkenler değişkenler nedir arkadaşım bağımsızdır. ...değişkenler, bilinmeyenler... E, ...bağımsızdır. Yani... ...şuradaki adam, şuradaki adam aynısı ya... ...sen bunu alırsan... ...bakın fonksiyona ne diyorum ben? Fonksiyonda... ...biraz önce de söyledim. Çok önemli bir tabir. İçindekine ne yapmış adam? İçindeki neyse ona ne yapıyor? Dikkat edin. Böyle okursanız çok reddedersiniz. İçindeki mesela burada... E, e, ...K olursa... ...adam ne yapıyor? İçindeki K'yı... ...nedir arkadaşım? 3 ile çarpıp 7 ekliyor. İşte ne dedik? Fonksiyonlar bilinmeyenlerden bağımsızdır. Bak fonksiyon bilinmeyenden bağımsızdır. Ne demek istiyorum? Yani buradaki x k'ya dönüşebilir. Hatta bu k yine x'e dönüşebilir. Hiç fark etmez. Burada bağımsızdır yani. Bu bilinmeyenlerden bağımsızdır fonksiyon. Aklımızda olsun. O zaman bak ne yapmış adam? İçeridekinin 3 katını alıp 7 eklediğine göre içeridekinin 3 katını alıp 7 ekledim. O zaman içeridekini hatta ve hatta şöyle söyleyebiliriz. Buraya 9 dersen e bu adam 9 oluyor. 3 kere 9 27. 7 daha 34. E ne fark ediyor o zaman şurada koymanın ne farkı var? F9 eşittir. 3 kere 9 artı 7'den dolayı yine sen cevabı ne olarak? İstanbul olarak bulabilirsin dedim. Ve bu olayı da bitirmiş oldum. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu mevzular böyle. Burada çok çakal cinlik yapıyorlar. Buraları siz aldanmayın. Çok da iyi anlayın ve geçin. Geldik buraya. Burada da sürekli 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 aynı şeyleri yaptıkları bir mevzu var. Onu söylüyorlar. Bakın 2 var. Bize 11'i soruyor. Yalnız ben bir şey fark ediyorum. Fonksiyon fonksiyon. Fonksiyonun fx'si fx'sinin bir fazlası. Yani ne oluyor? 2 versen 3 de çar. 3 versen 4 de var. 4 versen 5 de var. İşte bu çorap söküğü muhabbetinden dolayı... Siz her zaman en küçük ve en büyüğe bakın. 2, 11. O zaman siz buraya... Hemen şöyle deyin. X eşittir 2 için. Bakın X eşittir 2 için yaparsan. Burası 3 eşittir F2 artı 2 koyduğum için. Burası da 3 olur. Bak X eşittir 3 için dersen. Ne olur arkadaşım? F4. Çünkü 1 ekledim. Artı F3. Artı artık burası da ne olmuş oldu? 4 olmuş oldu. Zaten burada içeride ne varsa dışarıda da o oluyor. Artık mevzuyu anladım. Bu böyle gidecek demek ki. Yani sen buraya F5 yazarsan bu F4 burası da 5 olacak. Böyle böyle nereye kadar gideceğim? En son ne vereceğim? Dikkat edin burada. 11 olması için yani büyük sayının 11 olması için x eşittir 10 için diyeceğim. x eşittir 10 için yaparsam f11 bakın f11 eşittir f10 artı 11 olmuş oldu. Şimdi lütfen çok dikkatli izleyin. Burada arkadaşlar bu tarafı toplarsam 3, 4, 5, 11'ler geldi mi? Bu tarafı toplarsam 3, 4, 5, 11'ler gelmedi. 2 yok burada. Bir de 10, 10 var bu tarafta. 2 yok. Bu tarafta da 11 yok. O zaman 3'ler 3'leri, 4'ler 4'leri. Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ. Bunlar birbirini götürürken taraf tarafa toplama yaptığında... Bu tarafta F11 bu tarafta da F2 kalmış olacak. Peki elimde başka ne olacak? 3, 4, 5, nokta 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 11'e kadar sayılar olacak. Bu arada seri toplamları biliyor muyuz? 1, 2, 3, nokta nokta nokta. N dersem bunların toplamı N çarpı N artı 1 bölü 2 diye pratik bir kural vardır. N çarpı N artı 1 bölü 2 diye pratik kolay kural vardır. Peki... Buradaki buna benziyor mu? Evet 1-2 olsaydı benziyordu. E son rakamım 11. O zaman şöyle yazabilir miyim? 11 çarpı 12 bölü 2. Yalnız dikkat 1-2 olsaydı. 1-2 olsaydı. 1-2 olmadığına göre 1-2'nin eksikliğini hissedeceğiz. 1 ile 2'nin toplamı 3. Buradan çıkarttım. F2'yi bana zaten 7 olarak vermişti. Artı. F11'i de soruyordu zaten. O zaman olay bitti. 11 bölü, 12 bölü 2, 6. 66 eksi 3, 63 7 eklersem ne olmuş oldu? Cevabım 70 olmuş oldu. İşte bu kadar. Bu mevzular da böyle aklımızda olsun. Şimdi burada bir sıkıntı var mı? Bir bakalım. Neler var, neler yok? Hepsini bir daha bir düşünelim. Yokmuş. Çok da güzel çözmüşüz. O zaman bir sonraki kısma geçelim. Geldik fonksiyon çeşitlerine. Örten demek arkadaşım benim tanım kümemdeki herkes karşıyı doldurmak zorunda değildi ya. İşte doldurursa örten oluyor dolduramazsa karşıdakileri içine oluyor. Bakın burada değer kümemde eleman kaldı mı? Boşta eleman. Boşta eleman kalmadı. Kalmadıysa bu nedir arkadaşım? Örtendir. Peki kalırsa ne olur? İçine olur. Yani içinde bir yerde içine fonksiyon burada da örttü. Herkesi örttüm. İçine ve örten kimle alakalıdır? Değer kümesiyle alakalıdır. Aklında olsun. Mesela bakın bunlar tam sayıları tam sayılara örttürebiliyor muyuz? Hemen bakalım. Mesela tam sayılarda kim var? Eksi sonsuzdan başlıyor. Eksi sonsuzdan başlayıp artı sonsuza kadar gidersem burada hiçbir boşluk vermeden çapraz 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 eşleşecekleri için o yüzden burada sonsuzluğun etkisiyle bu örtendir. Mesela bir koydun dört, iki koydun beş, üç koydun altı, dört koydun yedi, beş koydun sekiz, eksi beş yüz koydun eksi dört yüz doksan yedi. Böyle üçer üçer kayma şeklinde karşı tarafın hepsini örtecek. Peki nereden kaynaklanıyor bu? Bu örtme işi kimden kaynaklanıyor? Sonsuzluktan dolayı örten oluyor. Peki realden reale giderken örten midir? Hayır. Realden reale giderken örten değildir. Niye? Karşıda bütün reel sayılar var. Ama cevaplar nedir? 0, 1, 2, 3, 4 ve sonrası. Eksiler nerede peki? Yok. Cevaplarım neresi? Sadece burası. Negatifler ne olacak? Negatifleri örtecek bir ne yok? Burada bir sayı yok arkadaşım unutma. O yüzden burada negatifler kaldığı için bu fonksiyona da ben içine fonksiyon diyorum aklında olsun. Birebir fonksiyon ne? Birebir fonksiyon da değer ve değer ve tanım kümesiyle alakalıdır. Ne yapacak? Her eleman gidecek. Tamam. Kime gidecek? Sadece bir elemana gidecek. Ee, o zaman herkes yalnız ve yalnız bir eleman gidecek. Mesela bakın burada ikiye bir var. Birebir yok. İşte biz de bunu nasıl anlayacağız? mesela üstü çift derecelilerde eksiler ve artılar aynı kişiye gider. Mesela eksi 2 kime gider? 4'e. E 2 kime gider? O da 4'e gider. O zaman ben de ne diyorum? Bu birebir değildir. Niye? Üstü çift fonksiyonlar eksileri artı yaparlar. Ama küpler öyle bir şey yapmaz. Eksi 2 koyarsın. Eksi 8 olur. 2 koyarsın. E 8 olur. O zaman bu adam nedir? Bu adam birebirdir. Bakın one to one derler birebir. One one derler. Bakın burada ne olacak o zaman? Burada birebir değildir. Hatta buraya da sadece değil yazayım fazla vakit kaybetmeyelim. Bu birebirdir arkadaşım. Burası da birebir değildir dedik. Ve bu kısmı da geçmiş olduk. Şimdi arkadaşlar geldik birim fonksiyona. Birim fonksiyonda ne var arkadaşım? Birim fonksiyonda özdeşlik. İçi neyse dışı da odur. İçi neyse dışı da odur. Bakın fx eşittir x diyoruz. Adama mesela fx artı 2 geliyor. Bunun cevabına x diyor. Hay, fx artı 2 x artı 2 eşittir. İçi neyse dışı da olur. Birim fonksiyon demek içi neyse dışı da olması demek. Mesela burası 2x artı 1 ise burada da 2x artı 1'i görmek lazım. Bakıyorum burada küp var. Ya şey kare var. Ne, ne karesi? Kareyle ne alakası var? O zaman ne yapıyorsun? A eksi 2 eşittir 0. A eşittir 2 yapıyorsun. O zaman ne diyorsun? 2 koyarsan kare gider. Sen bir şeyin gitmesini istiyorsan onun önündeki kat sayısına 0 vereceksin arkadaşım. Bunu unutma. Geldim buraya. Bakın benden bunun 0 olmasını istemiyor. 2x olmasını istiyor. Yani b artı 3'ün 2 olmasını b'nin de eksi 1 olmasını istiyor adam benden. Tamam b'nin de eksi 1 olması gerektiğini söyledik. Geldim buraya. c eksi 4'ün de 1 olması gerektiğini yani c'nin 5 olması gerektiğini bana söylüyor. Ve bunları koyarsam C'nin yerine 5 koyarsam 1 gelir. Eksi 1 koyarsam 2x gelir. 2 koyduğunda da 0 olur. O zaman ne olur? F2x artı 1 2x artı 1'e eşit olur. Hemen dediklerini yapalım. A'nın yerine 2 koydum. Eksi B'nin yerine eksi 1 koydum. Artı C'nin yerine de 5 koydum. Eksi eksi artı oldu. Herkes toplandı. Cevabım da kaç oldu? 8 oldu dedim. Ve bu olayı da bitirdim. Geldik şimdi müthiş önemli bir mevzuya. O da sabit fonksiyon. Sabit fonksiyon da yine çok kolay. İçi ne olursa olsun dışı hep aynı şey oluyor. Bir sayı. Bir sayı. İçerisine ne koyarsan koy. F500 de koysan 3 ise F5 milyonda 3'tür. F5 de 3'tür. F50 de 3'tür. Yani cevap hep aynı kişi. Yani sabit fonksiyon aslında görüntü olarak da şöyle oluyor. Bakın herkes 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 herkes. herkes bir kişiye gidiyor. Birebir midir sabit fonksiyon? Kesinlikle birebir değildir arkadaşım. Unutma. Şimdi bakın sabit fonksiyonda ne dedik? İçerisi neyse dışarısı da fark ediyor. Herkes aynı şey oluyor. İçerisi ne olursa olsun dışarısı hep aynı. F'lerin cevabı hep aynı. Bakın F fonksiyonu sabitmiş. Sabitse arkadaşım F2 3'tür. F1 3'tür. Devam ediyorum. G de birim fonksiyonsa, birim fonksiyon da içi neyse dışı da oydu. O zaman G5 nedir? 5'tir. G7 nedir arkadaşım? O da 7'dir. İşte bu kadar. Olay basit. O zaman ne yaptık? 5 artı 3 bölü 7 eksi 3 ne oldu cevabım? 8 bölü 4'ten dolayı cevabım kocaman 1 2 olmuş oldu arkadaşım. Mevzu bu. Çok da uzatılacak bir şey yok. Sabit fonksiyonda olay budur. Yalnız şuna çok dikkat edin. Sabit fonksiyon olmasına rağmen Bakın sabit fonksiyonda x yoktur. x kare yoktur. x küp yoktur. Sadece sabit bir sayı vardır. Ama sana sabit demesine rağmen bir rasyonel ifade verirlerse böyle x'li, x'li sen anla ki orada x yok. Onlar sadeleşecek. Sadeleşeceği için x'lerin önündeki katsayılar bölü sayıları oranlıyorsun ve orayı götürüyorsun. Örnekte birazdan göstereceğim. Bakın bu neymiş? Sabit fonksiyonu. Sabit fonksiyonda kare yoktur. O zaman öndeki kat sayıyı ne yapıyorsun? Sıfır yapıyorsun ki onu puf yok etsin yutsun. Ne yoktur arkadaşım? Bakın dikkat edin. Şurada bir x'i unutmuşuz sanırım. Şuraya bir x koyalım. Ne diyoruz o zaman? B 2 eşittir 0. Çünkü niye? X yoktur dedik. O zaman B nedir arkadaşım? 2'dir. Geldim buraya. Sabit fonksiyon dediğimiz için sadece bir sayı olması lazım. Bu sayıda da ben A'yı buldum. Eksi 3. Ben B'yi buldum. 2. Ben bir de sonunda 2 vardı. O zaman bunlar birbirini götürdü. Bakın ben buranın gitmesi için eksi üç koymuştum. Burası gitti. Ben buranın gitmesi için 2 koymuştum. Bura gitti. Ben burası da zaten bunlardan yola çıkarak bu öyle bir şey olduğuna göre fx kaçmış o zaman? fx benim için eksi üçmüş. Şimdi çok dikkat edin. Adam bana a, a artı b'yi soruyor. İnanın a artı b'yi boş ver. İsterse a artı 500 tane b koysun. Ben ne koyduğuna bu A'nın B'nin ne olduğuna bakmam. Niye bakmam? Çünkü F fonksiyonu sabitti. Ne olursa olsun içeriye ne koyarsan koy. istersen A artı B koy. istersen A artı 3 B koy. Ne olacak cevap? Her zaman eksi 3 olacak. O yüzden de A'yı B'yi bilmeden bulmadan ben ne yapıyorum? Direkt cevabın eksi 3 olduğunu söylüyorum. Geldik buraya. İşte size söylediğim buydu. Bakın dikkat edin. Burada arkadaşlar burada sabit bir fonksiyonsa sen ne yapıyorsun? Sabit fonksiyonda x'ler olmaz. Rasyonel bir ifade olduğuna göre x'li muhabbetler sadeleşecek demek ki a bölü 3 eşittir. 4 bölü eksi 6. İçler dışlar yapalım. Eksi 6 a eşittir. 12. Her iki tarafı eksi 6'ya bölersem 12'yi 6'ya böldüm. 2. Bir de eksisi var. Eksi 12. Şimdi a'yı bulduk. Bakın böyle kolay bulunuyor. Ne buluyor? Bir daha söylüyorum. Hemen ne yapıyorsun? Xlerin öndekileri sayıları sadeleştiriyorsun. Yalnız ben sana şunu söyleyeyim. Buraya çok dikkat et arkadaşım. İki tane şey söyleyeceğim. Burada xler alt alta gelmeli. Bazen bu çakallığı yapıyorlar. Bir de arkadaşım, xler alt alta gelmezse bile sen getireceksin. İkinci mevzuda. Bak, ben sana söylediğim şey şu. Eksi 2x artı 4 var. Aşağıda da 3x eksi 6 var. Yukarıya eksi 2 parantesini alırsan, x eksi 2 gelir. Aşağıya 3 parantesini alırsan, x eksi 2 gelir. x eksi 2'ler birbirini götürür. Demek ki buranın cevabı neymiş? Eksi 2 bölü 3'müş. Yani fx dediğim şey sabit fonksiyon diyordum ya. Bak gördün mü gerçekten sabit bir fonksiyon. Eksi 2 bölü 3'tür. Bazen adamlar sana a'yı sormuyorlar. Bazen diyor ki f2 artı f3 nedir diyor. F2 artı f3 nedir diye soruyor. Sen işte bu gibi durumlarda da şöyle diyeceksin. A'yı buldun ya bulmana gerek yok. İster a bölü 3 ister 4 bölü eksi 6 bunun cevabıdır. Bakın, 4 bölü eksi 6 artı 4 bölü eksi 6 yapabilirsin. Çünkü niye sabit fonksiyon olduğu için buradan çıkan oran direkt cevaptır. Bakın, bu da eksi 2 bölü 3, bu da eksi 2 bölü 3, o zaman ne olmuş oluyor cevap? Eksi 4 bölü, 3 olmuş oluyor ya da buradan da 8 bölü eksi 6 da yine aynı işi görür. İşte bu çok önemliydi arkadaşlar. Burayı söylemeden yapamadım. Normalde a'yı bulduk, a'yı bulmak basit artık. Anladık. Xlerin önü bölü sayıların önü oranlayacaksın. Bundan yana bir sıkıntı yok. Bu tamam. Buradan yana bir sıkıntı. Yok. Ama ben sana farklı bir şey söylüyorum. Sabit fonksiyonsa işte şu öndeki katsayılar var ya. O öndeki katsayılar senin f f fonksiyonun cevabıdır aklında olsun. Geldik doğrusal fonksiyona. Doğrusal fonksiyonu lütfen iyi bil. 11'de rahat edersin. Analitik geometri özellikle rahat edersin. Bir fonksiyon doğrusalsa orada ne x kare vardır ne x küp vardır. Sadece x'ler ve sayı vardır. Sadece x ve sayı vardır. Bakın x küp yoktur. Yokluk neydi? Önündeki kat sayı sıfır yapmaktı. A'yı kaç buldum? 2. Yokluk neydi? Önündeki kat sayı sıfır yapmaktı. B artı 3 eşittir ise o zaman B ne olmuş oldu? Eksi 3 oldu. Bakın ax eksi b diyor. O zaman f x'e şöyle diyebilir miyim f x e. e eşittir a'yı buldum. Eksi 2x. B'yi buldum. Eksi 3. Süper. Bana diyor ki şimdi f a artı b. Hemen a artı b'yi çekelim şuradan. F'in içinde ne olacak? 2 artı eksi 3'ten dolayı bana f eksi 1'i soruyor. F eksi 1'i soruyorsa f'in içinde eksi 1 eşittir. Eksi 2 çarpı eksi 1 eksi 3. Buradan da cevabım ne olmuş oldu? F eksi 1 eşittir. 2 eksi 3'ten dolayı eksi 1 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bu mevzuyu unutmayalım. Doğrusal fonksiyon sadece ve sadece x'ler ve b'lerden oluşacak. x'in önünde bir katsayı ve sonrasında da ne olacak? b'lerden oluşacak. Bunu lütfen unutmayın. Burası çok önemli bir mevzu. Çünkü daha ileride 11'lerde de çok işinize yarayacak. Bu aklımızda kalsın. Evet geldik yeni bir soruya. Bakın arkadaşlar bu sorunun çok pratik bir cinliği var. Ama ben size o cinlikten önce başka bir şey göstereyim. Bir kere ben ne biliyorum? Doğrusal fonksiyon. Bu arada onu unutmuşuz yazmayı. fx doğrusal fonksiyon olduğuna göre bu sorunun başı böyle. fx doğrusal fonksiyon olduğuna göre bakın fx doğrusal fonksiyonsa ki öyle olması lazım. Burada onu yazmayı unutmuşuz. Doğrusal fonksiyon olduğuna göre dersek bakın o zaman f2'yi koyduğumda cevap ne çıkıyormuş? 11. Koyalım. 2a artı b eşittir 11'miş. Tamam. Eksi 3 koyarsak ne oluyormuş? Eksi 3 koyarsak da Hemen ne oldu? Eksi 3a artı b eşittir 1 oldu. E şimdi bakın taraf tarafı çıkartalım. 2A eksi eksi 3A ne oldu arkadaşım 5A oldu. B eksi B ne oldu 0 oldu. 11 eksi 1 ne oldu 10 oldu. O zaman a kaç çıktı 2 çıktı. Şimdi çok dikkat. A'yı yerine 2 olarak koyarsam ne olacak? 2 kere 2, 4 o zaman b' de kaç olmuş oldu? 7 olmuş oldu. Şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Fx eşittir. Ax artı b olduğuna göre 2x artı 7 midir? He tamam bak eksi 3 koydun. Eksi 3. 2 de eksi 3 çarparsan Eksi 6 7 toplarsan 1 eder doğru. 2 koyarsan 2 kere 2 4 7 eklersen 11 doğru. O zaman bana F12'yi soruyor. F 12 eşittir ne olmuş olacak? 2 kere 12 artı 7'den dolayı 24'ten cevabım kaç çıktı? 31 çıkmış oldu. Şimdi arkadaşım bak ben sana bir çakallık göstereyim. Burayı unutma. Şimdi doğrusal fonksiyon niye biz doğrusal diyoruz? Çünkü doğrusal fonksiyon grafikte hep böyle bir doğru şeklindedir. Ve doğru şeklindeki her şeyde orantılı artar. Bakın burada f2'den eksi 3'e nasıl bir yönelme var? Eksi 5 yönelmesi var. Burada nasıl bir yönelme var? Eksi 10 yönelmesi var. Yani x'ler 5'er 5'er azaldığında cevaplar onar onar azalıyor. Yani senin x'lerin bir bir azalırken cevapların iki iki azalıyor. Ya da tam tersi beş beş artarken on on artıyor. Şimdi adam sana F12'yi soruyor. Bakın F12 kaçtır diye soruyor. Sen ne biliyorsun? F2'nin 11 olduğunu biliyorsun. Bir şey söyleyeceğim. 12'den 2'den 12'ye gidişat nasıl bir gidişat? Nasıl? Artı 10 gidişat. Burada gidişat nasıl bir gidişat olacak? Hani 1'e 2 diye muhabbet. Eksi 5, eksi 10, 5, 10'du ya. Burada da artı 10'dan artı 20 artış olma Yani 20 artış olması lazım. 11'e 20 eklersen ne olmuş oldu? 31 oldu. Yani burada böyle pratik bir mevzu da var. Oransal ilerler doğrusal fonksiyonlarda. Bu da aklında olsun. Bu pratikliği de göstermiş olalım. Tek çift fonksiyonlarda müthiş önemli mevzu şu. Yapman gereken sadece fx'teki x'in yerine eksi x, x koyduğunda senin fonksiyonda bir değişiklik var mı yok mu? Yoksa bu çift fonksiyon. Ama eksileri kusuyorsam ben x'in yerine eksi koyduğumda fonksiyonumun eksilisi şeklinde oluyorsa bu tek fonksiyon. Bakın yapalım. F eksi x dedim. Çift derece olduğu için ne olacak arkadaşım? E, 4 çift derece olduğu için yutacak. Eksi 4 eksi x'in karesi e, kare eksi yutacak. Yine ne olmuş oldu? 4x kare oldu. E zaten sayı yine sayıdır. X ile bir alakası yoktur. Bakın gördünüz mü? F eksi x koymama rağmen f ile hiçbir farkı var mı? Yok. birebir aynısı. O zaman ben ne diyorum? Bu fonksiyon çift fonksiyondur dedim. Geldim buraya. Bakın eksi x koyuyorum yerine. Eksi x koyarsam 4 eksi x'in kübü olduğu için. Buradan ben ne biliyorum? Eksi 4 x küp oldu. Bir dakika benim cevabım 4 x küptü. Artık. Eksi 4x küp oldu. O zaman ne dedik? Bakın eksiyi dışarı kustu. Ya böyle derler. Biraz kaba bir tabirdir ama o zaman ne oldu? Bu fonksiyonda tek fonksiyon olmuş oldu. Son sorumuza geldik. Bakın bu sefer ne yapıyoruz? Eksi x'i koyuyoruz. Eksi x'i koyduğunda çift derece eksi yutacak. x kare olacak. Çok güzel. E, e, eksi x koyarsak x'in yerine 3 kere eksi x. Eksi 3x olacak. Dışarıda da artı 1 var. Bakıyorum. X kare tamam. 1 tamam. Ama ya bunlar ne? Bu birbirinin eksisi, bunlar birbirinin artılısı. O zaman bu da ne tek ne çift diyorum. Ne tek ne çift. İkisi de değil. Burada ne olduğu belli değil. Arkadaşlar o zaman bir şey dikkatimi çekeceksin. Bakın üzeri çiftse, üzeri çiftse bir de burada görünmez x üzeri sıfır var ya. Üzeri çiftse sabitler de üzeri çift sayılır. Çünkü 3 çarpı x üzeri sıfırdır. X'lerimiz üzeri çiftse o çift fonksiyonudur. X'lerimiz üzeri tekse o da nedir? Tek fonksiyondur dedik. Aklımızda olsun dedim. Bir de sana son bir şey daha göstereyim. x eksi 2'nin karesi tek midir çift midir? E, e hocam sen üstü çift olunca çift dedin. Hayır arkadaşım bu bir açılımdır. x kare eksi 4 x artı 4 diye. Bakın 4'ün yanında da x üzeri 0 bu da x üzeri. Bakın çift geldi. Çift geldi bu adam tek geldi. O zaman demek ki x eksi 2'nin karesi de ne tek ne çiftmiş. Peki kim tektir kim çiktir? Açılımda arkadaşım X'lerin üzeri çift var varsa sadece onlar çifttir. Sadece tekler varsa onlar tektir. Ama böyle X kareler, X'ler ve sabitler olsa o ne tek ne çifttir. Geldim buraya. Tek fonksiyon diyorsa çiftlere ölüm. Hemen ne yaptık? A artı 3 ne yaptım? Eşittir 0. Çünkü gitmesini istiyorum. Devam ediyorum. Çift kalsın. Şey pardon tek kalsın. Çift gitsin. B artı 1 eşittir 0. Gitmesini istiyorsam 0 yaptım. Tamam. O zaman bakıyorum. Ne oldu şu an? Elimde bu da x üzeri 1 olduğu için tek fonksiyon dediği için kalsın. O zaman fx'im ne olmuş oldu? Bu gitti. Eksi 3'ü koyduk. 0 kere x üzeri 4, 4 gitti. B'nin yerine eksi 1 koydum. Eksi eksi artı oldu. Artı x küp geldi. Bu zaten eksi 1 koyduğum için gitti. A'yı da 3 bulmuştum. 2 kere eksi 3. Eksi 6 x olmuş oldu ki. Burada da görünmez bir vardır. Bak x küp ve x var. O zaman bu tek fonksiyon olduğunu bir kere daha ispat ettik. F1'i soruyor bana. 1'in kübü eksi 6 çarpı 1. Buradan da 1 eksi 6'dan dolayı cevabım eksi 5 olmuş oldu. İşte bu kadar. Tek fonksiyon muhabbetini de yaptık, gördük ve bunu da halletmiş olduk arkadaşlar. Geldik parçalı fonksiyondan önce son sorumuza. Unutmayın arkadaşlar. Çift fonksiyon diyorsa o zaman F eksi x nedir? F -X e eşittir. Bir cümlede bir işlemde ikisi de aynı anda olamaz. Sen ne yaparsın o zaman? f x'in yerine fx koyarsın olayı bitirirsin. Bak koyalım fx eşittir 4x üzeri 4 eksi 3 tane ne yapacağım yine fx koyacağım artı 8 yaptım at karşıya eksi 3 tane fx bir tane daha fx 4 tane fx eşittir 4x üzeri 4 artı 8 yaptım. Her tarafı 4'e bölersem gitti gitti bölü 2 burası da 2 oldu. O zaman fx'ime ne yapmış oldum? fx eşittir x üzeri 4 artı 2 diye yaptım. Bana f 2'yi soruyordu. f 2 eşittir 2 üzeri 4 artı 2'den dolayı 18 olmuş oldu ki bakın dikkat edin. çift fonksiyonda hem f -X, hem FX bulunmaz. f eksi x'in yerine ne yazdım? Eşitli olan f yazmış oldum. Ve bu soruyu da çok güzel bir şekilde bitirmiş oldum. Şimdi geldik son muhabbete, bir konu anlatıp bir tane de soru, sorusunu yapacağız bitireceğiz. Parçalı fonksiyon nedir? Parçalı fonksiyon bilmece bulmacadır. Artık sana belirli aralıklar içinde fonksiyonu verecek. Başka bir şey anlatacak. Sen de sayıları ona göre koyacaksın. Ne anlatıyorsun hocam? Şöyle. Eksi 2. Artık sana sabit bir fonksiyonumuz yok. Artık burada parçalı. Sen bileceksin eksi 2'yi nereye koyacağını. 3'ten küçük mü? Küçük. O zaman ne yapıyorsun? F eksi 2 eşittir. Ne koyuyorsun? Eksi 2 nerede? Burada. Eksi 2 artı 3'ten dolayı cevabım kaç oldu? 1 oldu. Bak F3 diyor. Eşitlik nerede? Altta. O zaman F3'ü nereye koyacaksın? 3'ü buraya koyacaksın. 2 kere 3 eksi 1 dedim. O zaman ne yapmış oldum? Cevabım 2 kere 3 6. 1 çıktı. 5 gelmiş oldu. Hemen ne yapıyorsun? F7'ye bakıyorsun. F7'ye baktığında da ne oluyor? 2 kere 7 eksi 1 ne olmuş oldu? Cevabım da 13 olmuş oldu. Nerede koyduk? Burada niye 3'ten büyük olduğunu gördüm ve cevabım 1 5 1 5 ve 13'ten dolayı cevabım kaç olmuş oldu? 13 18 19 olmuş oldu işleminin sonucu. İşte bu kadar arkadaşım. Ödevlerini yapmayı unutma. Bomba %100 MEB uyumlu kitabımızdan hemen ödevimizi söyleyelim. Bakın doğrusal fonksiyonun uygulamaları var burada. Bunların hepsini unutma. Uygulamalar kısmında tabii ki de. O. Biz bugün onu görmedik. Biz ne gördük? Buradaki doğrusal fonksiyonu gördük. Çift fonksiyonları, tek fonksiyonları, hepsini gösterdik. Kitabımızda parçalı fonksiyonun hepsinin işlemi var. Dört işleme geçmedik. Dört iş, e, dört işleme inşallah haftaya yapacağız. Şimdi arkadaşlar, buraya dikkat, buraya dikkat. Bir daha söyleyelim. Hemen bakın, fonksiyon kavramı, fonksiyonların kavramı burada yerine koymalar var. Birebir fonksiyonlar, içine örten fonksiyon, birim fonksiyon. Bunların hepsini yapıyorsun. Nereye kadar? Sayfa 110'a kadar. Nereden? 89, 90'dan 110'a kadar. Lütfen haftaya kadar 20 sayfa yap. Bak örnek soru hemen 4 tane soru yapamazsan kare kodla, canım hocam senin için yapıyor dedik. Sözü fazla uzattık. İşte karşında ödülü soru. Ödülü sorun cevabını yorumlara bekliyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşürüz.